Sizlerden en sık aldığım taleplerden bir tanesi Türk şirketleri incelemek. Buyurun bugün size bir Türk şirketi incelemesi. Ama şirketimiz Türkiye borsasında değil Amerikan borsasında işlem görüyor. Kimden bahsettiğimi tahmin ediyorsunuz. Hepsi burada. Hepsi burada halka açıldıktan sonra cidden acı çekti. Bir ara ise senedeki düşüş %90'ları buldu. Ama 2023'ün başından bu yana epey iyi toparlandı. Hatta şöyle söyleyeyim. Yılın başında Tesla'ya değil de hepsi burada yatırım yapsaydım daha karlı olurdum. Peki bugün durum ne? Önümüz nasıl gözüküyor? Hepsi burada yatırım yapmaya değer bir şirket mi? Benim nacizane değerlendirmem nedir? Hazırsanız bütün bunları konuşacağız. Tabii ki unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Biraz eğitsel amaçlı, biraz da eğlence amacıyla bakıyoruz bu Güzide Türk şirketine. Önce şirketin genel durumuna bakalım. Yılbaşından beri %145 artmış hisse senedinin değeri. Zaten Cuma günü kapanışta tek başına %741'lik artış var. Son bir yıla baktığımızda %37'lik yükseliş var. Ama maksa baktığımızda yani halka açıldığından beri ne oluyor? Hala %87 gerilerde. Peki neden bu yıl hisse senedi toparlanmaya başladı ve önümüz daha parlak olabilir mi? Bir kere bu yılki toparlanmanın temel nedenlerinden bir tanesi Amerikan borsasındaki genel yükseliş. Amerikan borsası genel olarak yukarı doğru gitti. Nazaklı işlem gören teknolojiyle alakalı bütün hisselerde benzer yükselişler var. O yönden hepsi buradan yükselişe şaşırmamak lazım. Bir de çok sert dibe gitmiş bir hisseydi oradan biraz daha hızlı bir ivmeyle geri gelmesi anlamak da mümkün. Ama şirketin temelinde ne oluyor? Bilanço nasıl gidiyor? En son 2023 Eylül'ün bilançosunu açıkladılar. Bunlar benim daha çok ilgimi çeken konular. Burada da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu bir Türk şirketi, bir yüksek enflasyon ortamı şirketi. O yüzden de raporladıklarını anlamak için epey bir kafa yormak gerekiyor. Ve sonuçta da hala doğru şey raporlandığını düşünmüyorum. Yanlış anlamayın hepsi burada tabii ki dürüst bir raporlamaya Yapıyor. Ama başvurmak zorunda kaldıkları standartlardan bir tanesi TÜİK'in enflasyon verisi ve TÜİK'in enflasyon verisini hepimizin epey tartışmalı bulduğu da kesin. Bu çerçevede önce bir enflasyon bu şirketin bilançosunu nasıl bozuyor ona bir bakacağız. Sonra o bilgi zihnimizde hepsi burada biraz daha detaylı değerlendireceğiz. Evet enflasyon finansal tabloları nasıl bozuyor gelin ona bir bakalım. Sekek Alfa'da istediğimiz kur bazında rapor alabiliyoruz. Burada diyor ki Sekek Alfa 2022'nin Eylül'ünde 177 milyon dolarlık ciro yapmış o çeyrekte. Şu anda ise 293 milyon dolarlık ciro var. Bunu yıldan yıla büyümeye çevirdiğimizde %64'lük bir büyüme var ki bu tabi olağanüstü bir rakam. Yani Amerikan şirketleri de bu rakamları yakalayamıyorlar. Hatta mesela ara bakıyorsunuz %551'lik büyüme var. <laughs> coşmuş da coşmuş hepsi burada. Fakat bu tam olarak doğru bir veri değil. Onu da nereden anlıyoruz? Raporlamayı Türk lirasına çevirdiğimizde Second Alpha'nın içine düştüğü hatayı görebiliyoruz. Burada diyor ki Seeking Alfa 3. çeyreğinde 2022'nin şirket 3 milyar 281 lira yapmış. E şimdi de 8.57 yaptığına göre şirket coşmuş. Fakat hepsi buradanın kendi raporlamasına gittiğimizde Eylül 2022 cirosunun böyle olmadığını görüyoruz. Bakın burada ne diyor? Şirket 5 milyar 300 milyon cirom vardı benim 2022'de. Şu anda 8.57 bundan dolayı büyümem %52 TL bazında. Peki 5.300 ile Seeking Alfa'daki rakam arasındaki fark nereden geliyor? Enflasyon enflasyon düzeltmesinden geliyor. Bir Türk şirketiyseniz yurt dışına raporlama yapıyorsanız enflasyona göre rakamlarınızı düzeltmeniz lazım. Peki 5-300 cirosu doğru bir ciro mu? Burada kullanılan enflasyon düzeltme oranı ne? Burada kullanılan enflasyon düzeltme oranını 1.62 olarak gösteriyor Seeking Alpha kendi sitesinde. Bu hangi rakam? Bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı. Peki bu rakam doğru mu? Valla bu epey tartışma götürür. Aynı dönem için en akın raporlaması %139'luk bir enflasyon olduğunu gösteriyor. Bu durumda buradaki çarpanımızın 1.62 değil de 2.39 olması gerekirdi. Bu durumda da 2022 ciromuz 3.281'di ya onu enflasyonla düzelttiğimizde 5.050 olmazdı. 3.281 ile 2.39'u çarpmak gerekirdi. Bu durumda ciro 7 milyar 800 8.841 olurdu. E 7.841 ile 8.057 arasında çok ciddi bir büyüme yok. Onu da hemen hesaplayalım. 8057'yi 7841'e bölelim. Büyüme %2 civarında. Peki Enag'ın enflasyon rakamı mı doğru? TÜİK'i gibi doğru? Vallahi bilmiyorum. İkinci bir sorun da burada. Hangi rakamın hepsi burada için daha uygun olduğu? Neden? Çünkü hepsi burada Enag veya TÜİK enflasyona giren bütün kalemleri kapsamıyor. Burada daha farklı ürünler satılıyor. Mesela elektronik ürünler daha ağırlıklı gibi. Bu nedenle sağlıklı enflasyon rakamını bilmediğinden finansal tablolarda benim için az şey ifade ediyor. Ama ben işimizi kolaylaştırmak için %100'lük bir enflasyon doğru kabul edeceğim. Bu durumda 3 milyar 281 olan 2022 cirosu aslında 6 milyar 562 olacak. 8.057'yi buna böldüğümüzde de %23 civarında enflasyon düzeltilmiş TL bazında bir büyüme. Fena mı? Değil elbette. İyi bir büyüme bu. Kabul etmek gerekiyor. Fakat rakam doğru mu yanlış mı? Dediğim gibi gönlünüze göre enflasyon hesabını seçmeniz lazım. Bu nedenle Türk şirketlerinin raporlamalarında ne TL ne onların enflasyon düzeltilmiş halleri benim kafama çok yatmıyor. Onun yerine neyi tercih ediyorum? Şirketin detayları okumalamasında performansın ne kadar arttığına dair somut kanıtlar aramaya çalışıyorum. Mesela kullanıcı sayısındaki artış, mesela sipariş sıklığındaki artış gibi. İşte burada şirketin raporladığı bazı somut indikatörlere bakmak lazım. Fakat burada unutmayın bu indikatörler denetlenmiyor. Şirketin finansal tabloları denetleniyor ama bu tip indikatörleri şirketin söylediklerine güvenmemiz gerekiyor. Mesela diyor ki aktif müşteri sayımız 10.8 milyondan 12'ye çıktı. Bu şirketin iddia ettiği %50'lik enflasyon düzeltilmiş ciro büyümesini getirmez arkadaşlar. Burada çok az bir müşteri adeli büyümesi var. Daha olumlu bir gösterge müşterilerin daha sık kullanması hepsi buradayı. Eskiden bu 5.4'ken şimdi 8.6'ya çıkmış. Yani şirket müşteri kazandıktan sonra onun daha fazla azalış peş etmesini sağlayabiliyor. 8.6'yı 5.4'e böldüğümüzde %59'luk bir rakam var gibi. İşte eğer bu bu rakam doğruysa şirketin bahsettiği TÜİK enflasyonuna göre %50'lik büyüme gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda ben de enflasyonu %100 kabul ettiğimde %23'lük ciro büyümesini şirket gerçekleştirmiş olabilir. Bu arada baktığımızda şirket üzerinde satış yapan tedarik sayısına 94.000'den 101.000'e artış var. Satılan ürün çeşidi de epey artmış 145.000'den 210.000'e gelmiş. Elbette bu sıklığın artması hep aynı büyüklükte rakamlar alışveriş yaptığında göstermez tüketicinin. Bu rakam Artıyor olabilir veya küçülüyor olabilir. Kendimden bir örnek vermek gerekirse ben Amazon.com'u yoğun kullanıyorum. Bir kere bütün verilerim orada artık var ya ve teslimatlardan vesaireden de oldukça memnunum ya. Çok küçük alışverişleri de oradan yapıyorum. Yani bir yıl öncesine kıyasladığımda artık Amazon'da her bir siparişimdeki rakam aslında küçülmüş durumda diyebilirim ama hepsi burada için bu geçerli mi bilmiyorum. Yine de bu kullanım sıklığının artışı sevindirici, müşteri sayısının pek artmaması sevindirici değil. Yani 85 milyonluk bir ülkede 12 milyon müşteri demek ki bizim hala online ticarete daha çok içeceğimiz yol var. Yine bu müşterilerin bir yılda sadece 8.6 sipariş vermesi de oldukça düşük bir rakam. Yine bu çerçevede de hepsi buradan epey içe yol var diye düşünüyorum. Daha iyi teklifler, daha iyi deneyimler, daha iyi fiyatlarla belki bu sağlanabilir. Elbette Türkiye'nin yüksek enflasyonu ve enflasyon verisi üzerinde bir türlü fikir olmamamızdan kaynaklanan sorunlar sadece ciroya değil diğer bütün kalemlere yansıyor. Ama onları şimdilik bir kenara bırakacak olursak şirketin karlılığını artırmak konusunda önemli bir atılım içinde olduğunu söyleyebiliriz. 2022 3. çeyrekte 1.30 milyar eksi EBITDA varken onu 87.9 milyon pozitif EBITDA'ya çevirmişler. Burada iyi bir performans çizildiği belli. Şirketin karlı doğru dönüşüm konusunda ciddi bir çaba içinde olduğunu anlıyoruz. Bu tabi son derece sevinirici. Şirket faaliyet giderleri nasıl kontrol altına aldığını burada güzel raporlamış. Bunu neye göre? Gross Merchandise Value yani üzerinden dönen toplam ürün ticaretine oranlayarak yapmışlar. Ne demek istiyoruz burada? Hepsi burada bazı ürünleri direkt kendisi satıyor. Bir de işte bir pazar yeri gibi aynı zamanda. O yüzden Gross Merchandise Value deniyor. Pazar yerindeki tedarikçinin sattığı ürünlerden doğrudan doğruya ciro yazmıyor. Onlardan komisyonu ciro gibi gibi yazıyor. O yüzden de Gross Merchandise Value'ye oranlamış. Baktığımızda mesela reklam giderlerinde ciddi bir azalma var. %3.3'den %2.3'e inmiş oran. Paketleme ve dağıtımda %3.1'den %3'e inmiş. Genel giderlerde %5.4'ten %3.8'e inmiş. Şuradaki gri bölge bir tek seferlik gider değişimi var. O çok önemli değil. Onu hesabın dışına bırakın. %5.4'ten %3.8'e gayet verimli. Ve toplam esas faaliyet giderleri de %11.8'den %9.1'e kadar gerilemiş. Buna iyi rakamlar. Yani şirketin bir esas faaliyet kaldırıcı yakalamaya çalıştığını, giderlerini sıkı şekilde kontrol altına alıp cirosunda büyütmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu Wall Street'in hoşuna gidecek göstergelerden. Bütün bunları bir yere getirdiğimizde şirket 8.57 milyar dolarlık ciroya sahip. Brüt karlı %8.4'den %9.4'e gitmiş. Net zarar 923 milyondan 191 milyona inmiş. EBITDA 1.30 milyar eksiden 87 milyon pozitife geçmiş. Ve şirket bir yandan nakit akışını da artırmış. Fakat dediğim gibi bütün bunlar da bu enflasyondan dolayı benim kafam karışıyor. Öte yandan kafam ne kadar karışsa da şunu görüyorum ki şirket iyi bir yıl yaşamış. Nereden bakarsanız bakın en kötü ihtimalle bile şirketlerin cirosunda %25'lik bir artış var. Şirket EBITDA pozitif hale gelmiş. Şirket faaliyet giderlerini iyi kontrol altına almış ve şirket bir yandan da pozitif nakit akıtı yaratmış. Son bir finansal tablo daha var. Raporladıkları bir de ona bakmak istiyorum. Burada serbest nakit akışındaki artışı görüyoruz. Esas faaliyetlerden serbest nakit akışı epey ciddi artmış ama şirket aslında yatırımı biraz azaltmış durumda geçen seneye göre. Bu önemli. Yatırıma ihtiyacı mı yok yoksa biraz nakit durumunu toparlamak için mi bunu yapıyor? Bu biraz tartışılabilir. Ve yine şirketin işletme sermayesinde aslında gerileme var. Burada hepsi burada yöneticilerine bir ricam var. Ben çok sayıda finansal rapor ve bu tip şirket sunumu inceliyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en karmaşıklardan bir tanesiydi. Bu biraz daha sadeleşebilir, daha basitleşebilir. Yatırımcıların daha çok hoşuna gidebilir. Bakın 38 slide'dan bahsediyoruz burada. Ve gözmütüler şöyle ben çok daha büyük şirketlerin çok daha sade raporlamalar yaptığını görüyorum. Sevgili hepsi burada.com yöneticileri buna bir dikkat etmenize fayda var. Peki bütün bu Bunları konuştuktan sonra tekrar Seeking Alpha'ya dönelim. Seeking Alpha'dan siz de ücretsiz olarak yararlanmak isterseniz bir hafta boyunca linkler yukarıda ve aşağıda. Baktığımızda şirketin toplam değeri 567 milyon dolar. Şirketin hisse senedinin fiyatı ise son yükselişle beraber 1.74 dolar. Yılbaşından beri baktığımızda hatırlıyorsunuz ciddi bir yükseliş var. %145'i bulmuş ama şirket halka açıldığından beri hissenin değeri %87.8 geride. Buradan yukarı gider mi? Seeking Alpha analisti ve Wall Street analistleri yukarı gideceğini düşünüyorlar. Seeking Alpha analistleri diyorlar ki Strong Buy. Gerçi bir tane analiz var yeni. Onu da söylemekte fayda var. Dan Victor diye bir abimiz 8 Aralık'ta raporlama yapmış. Strong Buy vermiş. Onun dışındakiler daha önceki tarihlerden Temmuz'dan hatta 2022'den kalma çok fazla analist bu şirket üzerine çalışmıyor. Wall Street analistlerine baktığımızda 4.66 Strong Buy vermişler. Quant yani Seeking Alpha'nın kendi matematik modeliyle Strong Buy veriyor. Ama ben buna burada güvenmiyorum. Çünkü demin gördük. enflasyon enflasyonu hesaba katmıyor. enflasyon hesaba katmayınca da her şey çok harika hale geliyor. Değerleme gibi, büyüme gibi rakamlar A+, A+. Lar. Bence A minus veya B'lik bir büyüme var. Karlılığın B olduğunu düşünmüyorum. C'lerde olduğunu düşünüyorum. Hisse senede ciddi bir momentum olduğu %100 buna katılıyorum. Revizyonlar yani Wall Street analizlerinin bakışında da bir pozitif doğru dönüş olduğu kesin. İlginç çarpıcı göstergelerden bir tanesi yine quant ranking'e göre yani matematikse bak baktığımızda endüstrisindeki 31 şirketin içerisinde birinci olarak tavsiye ediyor Sikik Alfa. Fakat dediğim gibi Sikik Alfa bence burada yanılıyor. Sikik Alfa Amerikan şirketlerinin analizinde müthiş. Fakat bence burada iyi sonuç vermiyor. Çünkü dediğim gibi enflasyon tarafında yanılgı var. Evet epey kafa şişirdik. Peki sonuç ne? Hepsi burada nokta yatırım yapılabilir mi? Bence şirket şu anda pahalı değil. 1.74 dolarlık hisse senedinin 2.5'a kadar hareketlenmesinden şaşırmam. Neden böyle bekliyorum? Çünkü bir şirket karlılığını yükseltiyor. Cirosunu tartışmalı rakamlarda da olsa yukarı doğru çekmeyi beceriyor. Türkiye ile ilgili algı genel olarak düzeliyor yurt dışında. Nitekim bu hafta Türk borsasında ilk defa yabancı girişi olduğuna dair raporlar var. Çünkü Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım Türk ekonomisinin rasyonel bir tabana oturtmak konusunda doğru hareketler yapıyorlar. Ve bir de Amerika'da faizler düştüğünden dolayı para bollaşması oluyor. Onun da bir bölümünün gelişmekte olan pazarlara ve Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Bu makro çerçeve ve mikro çerçevede hepsi burada nokta.com'un buradan yönünün yukarı olma ihtimali aşağıya olma ihtimalinden daha fazla. Bir de zaten süper çok dayak yemiş bir ise senedi buradan biraz daha yukarı hareketlenmek isteyecektir. Ama dediğim performansı şirketin çizmeye devam etmesi lazım. Karlığı artırması gerekiyor. Ciro'yu artırması gerekiyor. Ve bir yandan da Türkiye'nin Algısında düzelmenin daha etmesi gerekiyor. Bütün bunlar sağlanırsa iki buçuk dolarlık bir hedef hepsi burada için çok da uzak olmasa gerek bir 60, bir 55 civarında stop loss koyup girerdim. Ben girmeyeceğim. Ben çünkü Nazlı ve Amerikan şirketler çok odaklıyım. Bu muhasebe işleri benim kafamı karıştırıyor. Ama kötü bir yatırım olduğunu düşünmüyorum şu anda. Daha evvel böyle değildi görüşüm. Daha evvel hepsi buradan uzak durulması gerektiğini düşünüyordum. Fakat son finansal rapor şirketin iyi yöne doğru girdiğini gösteriyor. Bir de şöyle patik bakalım. Hepsi burada trend yolla beraber Türkiye'nin en büyük iki online perakende ticaret sitesinden bir tanesi. Ve gördüğünüz sadece 12 milyon insan kullanıyor. Bunun ikiye katlanması bence gayet olası önümüzdeki dönemlerde. Kullananlar da yılda yeri geri kullanıyorlar. Bunun çok daha fazla açacağını düşünüyorum. Hepsi burada.com'un lojistik altyapısı biliyorsunuz. Doğrudan son mil dağıtımını kendileri gerçekleştiriyorlar. Ödeme platformu, reklam platformu ve tedarikçilere sağladığı pek çok silahla, araçla da önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu oyun içerisinde olmak yararlı olabilir. Ama dediğim gibi ben Türk şirketlerine yatırım yapmıyorum şu anda prensip olarak ve online perakende de zaten kendi içinde çok ilgimi çeken bir konu değil. Çünkü çok rekabetin olabileceği bir alan. Ama 2,5 dolarlık hedef hiç de uzak değil. Yatırım ta siz değil anlattıklarım. Ben daha başka fırsatlar görüyorum. Onlara yatırım yapmayı tercih ediyorum. Siz de gelin YouTube katıl üyesi olun. O tip fırsatları görün. Ama hepsi burada nokta.com şu anda yatırım yapılabilir bir yerde diye düşünüyorum. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.